Seval geldi burada. Seval'e söylediğim ilk cümle şu. Kurban olayım gidip gidip gelme vallahi başım dönüyor dedim. Değil mi? Yalan mı? O heyecan oldu Esra abla, kusura bakma. Sen heyecandan gidip geliyorsun. Bak dolanmak istiyorsan koltuğun etrafında dolan. Tamam dolan. Yani şöyle bir tur atabilirsin mesela. Tamam. Bazı konuklarım yapıyor onu. Yani kim konuşurken oturamıyor. Etrafta dolanabilirsin. Şurayı geçmeyebilirsin. Bunlar bizim hep yayın öncesinde söylediğimiz şeyler olduğu için. Şimdi hoş geldin tekrar. Dün bir arada değildik. Evet. Bir gün önce bir araya geldik. Evet. Dün en azından daha sakin, kendini dinleme fırsatı bulduğun, dinlendiğin ve düşündüğün de bir zaman dilimi oldu. Evet. Tüm bu yaşananları böyle bir süzgeçten geçirdin mi? Tekrar düşündün mü? Benim kararım aynı karar Esra abla. Boşanmak istiyorum. Boşanmak anlaşmalı, istiyorum. Evet. Çocukların velayetinde isteyebilir. Tamam. Hı-hı. Ama şey olarak ikimiz ortak kararı ne şey iste vere şey verme veremem. Ne kadar tazminat süredir? Tazminat da veremem. Çocuk nafakasını da veremem. Varsa anlaşmaya gelsin. Niye? Yoksa çekişmeye. Bana ver bakarım diyordu ya. Niye? Çekişmeli. Bana ver bakarım diyordu. Çekişmeli yapsın. Çekişmeli yapsın. 14 Kodur yıllık meydan. Evliliğinizde son sıkıntı kaç yok. Yılda bu boşanma konusu konuşuldu? Yani kaç yıldır bu sürekli evin içerisinde boşanalım boşanma olmuyor, konusu. Boşanalım olmuyor diye konuşuluyor. Oğlum 3 yaşındayken belli oldu Esra ablam. Ben size söyledim. Öyle bir şey konuşulmadı. 4 yıldır bu boşanma konusu gündeminizde mi? Evet Esra ablam. Öyle bir şey konuşulmadı Esra Hanım. Kesinlikle konuşulmadı. Ben net karardayım ki, Esra abla. Ben Esra Hanım, size diyor ki, ben de sosyal medya kullanmadım geldikten sonra... İki ay sonra sosyal medya, TikTok indirmiş. İki ay sonra. Şimdi siz 2020 yılında aslında pandeminin ilk yılında yine sosyal medyadan birine kaçıyorsunuz. Evet. Değil mi? Birini tanıyorsunuz, tanışıyorsunuz, onun yanına bu kaçıyorsunuz. Bu da onun yüzünden aynı. Kaç gün kaldınız yanında? 15 gün. 15 gün. 15 gün sonra dönüş sebebiniz hani gittiğiniz kişi kötü mü çıktı, pişman mı yok, oldunuz? Yok, pişmanlık falan değil. Kendisi istedi, geldi. Kabul ediyorum seni her şekilde dedi. Aynı buna Soner'in dediği İyi gibi. İyi ki kurtardın beni de. Kabul ediyorum İyi ki kurtardın beni dedi. İyi ki kurtardın beni dedi. Hiç öyle bir şey demedim. Kurtardın. Dedi Esra Hanım. Bende yalan yok. Her şey denildi. Peki aha, o belli. Gün aslında o ilk kaçışınız boşanmak için önemli bir fırsattı sizin için. Aynen. Ondan çok da sonra pişmanım. Niye? Ablamın yüzünden oldu. Gel 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 dedi. Hayır, ben istemiyorum hayatım, dedim. Gel gel der. Herkes mesela şimdi bile Ahmet sana gel 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 derdi. İki yıl önce bu kaçışla beraber boşanmayı... Niye hızlandırmadınız? Hani çekişmeliyse çekişmeli, anlaşmalıysa anlaşmalı. Seni seviyorum, ölüyorum senin için dedi. O yüzden ben yine dedim o zaman. Yine dedim, istemiyorum seni dedim. Nefret ediyorum senden dedim. Kesinlikle anlamadım. Ben Aksaray'a gideceğim zaman bile dedim. Ben dedim, sevdiğim var bak ben sana gösteriyorum. Adam oturdu güldü bana. Yalan, yalan, yalan Esra Hanım. Açık yalan, açık böyle söyleyeyim. Ben yalan. Sevgilim var, seni hayatı, istemiyorum. Yalan, senden hayatı, nefret istiyorum dedi. Buyurun Esra Hanım, telefonları alın. Evet, buyurun. Ahmet Bey oturun. Hayır, telefonları alın. Hayır, ne yapayım telefonlarını alıp? Ahmet Bey, Esra siz abla. Bu ilk hatasında seviyorum dön diyebilirsiniz. Bu sizin kanıtla üç bana. Tane çocuğunuz var. Yani ben teninle görüşürüm ya. Hayır, bir hata için yuvayı yıkmam terbiyesiz. Diye düşünebilirsiniz. Ama siz seviyorum deseniz de Seval Hanım o gün bugünkü kadar dik olsaydı karşınızda boşanırdınız. Ben diktim Esra abla. Ablam dedi ne olursun dedi işte bir şans ver. Bu da yalvardı her şeyinle kabul ediyorum seni seviyorum senin için ölüyorum diye. Hala da diyor var meşazlar Esra abla. Hı. Hala da kabul mesela. Ediyor. Onun ne söylediğinin çok önemi yok. Sen ben karar verdikten sonra. Esra abla anlaşmalı boşanmaya varsa gelsin yoksa ben bitti Esra abla. Ben sana açık bir ne söylüyorum fazla konuşmak eve da istemiyorum. Zaten konuşulacak bir şey yok yani evet. Hani baktığınızda hani görüntüler filan. Evet. Şimdi ilk kaçışınızda da düğün yaptınız mı? Hayır. Bunu ben ilk yaptınız. Defa giydim gelinliğimi Esra abla. Gelinlik merakı vardı Esra abla. Teşekkür o yüzden acele etti. Sonere. Gelinlik merakı vardı. Hı? O yüzden acele etti. Boşanmayı bekleyemedi. Yalvardım boşanalım diye. Ben de gidecektim oraya. Bana para da göndermediler. O avukat değil, hanımla benimle dalga geçtiler ikisi. Bir kere o hanımefendi avukat falan değil. Bilmiyorum artık neydi. İkincisi avukat katibi falan da değil. Bana avukat yani, değil tanıştılar. Yani hani hiç anladığım kadarıyla hiçbir hukuki hani... bir birimle çok da bağlantısı olan biri değil. Hani ama bizim ülkede şey var ya hani şeyin arkasından Arzu Halci'den. Arzu Halci'nin arkasında birazcık durup hani öğrendikten sonra ya ben de yapıyorum diyen hani böyle bir şey değil. Asla hani herhangi bir adli birimde falan hiçbir yerde de çalışmıyor. Bunun da altını çizeyim. Hani bu anlamda siz de mağdur olmayın. Biri sizin hayatınıza giriyor sonradan.
anladığım kadarıyla gittiğiniz, karşılaştığınız yerde. Sağ ol, onların her şey için. Karşılaştığınız yerde tanışmışsınız. Yani düğünden falan değil. Normal şartlarda böyle biri. Sen düğün yapıyorsun. Düğünü nasıl yapmışlar? Sen sorar mısın? Nasıl izin almışlar düğün yapma? Düğün hangi, yapmaya mı? Hangi karakol vermiş bunlara izini? Muktardan düğün da şikayetçi. Düğün yapma izini nasıl? Ben sessize kalıyorum Esra. Muktardan da şikayetçi Esra Hanım. Bak, düğün Esra hazırlıklarını... Ben sen gel boşanalım dedin. Hayatım boşanalım. Ben zaten sessize kalıyorum. Bir şey söyleyeceğim. O ne dese duymuyorum bana göre, şu anda. Ha, zaten bir an önce şey boşanın niye biliyor musun Semay? Ben de istiyorum. Şöyle bir tehlike var. Şimdi kurban kesecekmiş. Geride 3 tane çocuk var. Burada 3 tane oynasın. Çocuk var. Bu gittiğin yerde de bir çocuk yaparsa... Ben de bak bir çocuk yaparsa bu adamın çocuğu olacak. Yapmam Esra abla, korkma. Valla inşallah yapmayın yani. Çocuk yapamaz ki sen bağlı kendisi nasıl yapacaksın? Çocuk yapma şansı yok. Niye? Bağlı kendisi. Şükür diyelim o zaman. Mesela şunu ne diyeyim ben yani? Seval Hanım, efendim, eşim ilk aldattım. Niye aldattım? Eşim yüzümden aldattım. Evet. Geri döndüm. Neden döndüm Esra abla? Eşim yüzünden döndüm çünkü beni affetti. Evet. Sizin iradeniz, kişiliğiniz, siz bu cümleleri kurarak... Kendi kişiliğinizi yerle yeksan ediyorsunuz. Bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl bir düşünce tarzıdır? Ben bunu anlamakta ve sormak istiyorum. Bir defa aldatan evlilik birliğinin içerisinde tekrar aldatır mı? Aldatır. Kendisi yaptı aldatır Esra, Hülya, Hülya abla. Siz aldatan değilsiniz. Şimdi bunu yapan evlilik kendisi gerçek... yaptı Hülya abla. Kendisi. Ne ben yapmışım, bak Hülya her şeyi ne bıraktım yapmışım? Ben dedim. Her şey yeni sayfa açalım dedim. Her zaman inleledi beni. Ne her konuda inleledi. Bunu yaptığı zaman kalkmadım, karşılığı, abla, onun eyleminin karşılığı aldatmak mıdır, boşanmak mıdır? Boşanmaktır, en güzel boşanmak. Ha. Yaptım siz hata ama, ben yapmazdım bak, demiyorum Hülya abla. Siz Hanım, belli duaklı, bir, şey bir dakika soracağım. Hiç evlenmemiş kızların yapacağı şekilde tam ritüel uygulanarak bir düğün yapıyorsunuz. Evet. Ve Yargıtay'ın bu konuda ve karşı tarafa da şöyle cüretkar diyorsunuz ki... aç çekişmeli. Bak çekişmeliyi açarsa ben size söyleyeyim. Sadakat yükümlülüğünün böyle evli bir kadın, evli bir erkek, siz ya da bir başkası telli duvaklı sevgilisiyle düğün yaparsa evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına tam kusurlu sayılırsınız ve tazminat sorumluluğunuz doğar. O yüzden de ben veremiyorum. Siz aldatmayacaksınız. Aynı şey gibi ne ben. Kadar evliliğin kuralı... Yol yani birini bulduktan sonra ayrılık kararı vermek değildir. Boşanma insanın kendi huzuru için, aile ben düzeni için de gerekli. Ben sana gitmeden de söyledim Esra abla, bizimle olmuyor, bitsin dedim. Yine aynı, yine kararlıyım, bitsin. Şimdi bu arada anlaşmaya siz, varsa bitsin Esra abla. Başınıza ben artık konuşmak istemiyorum. Hayır, başınıza gelen her şeyde birilerini hani sorumlu tutuyorsunuz. Haklı olduğunuz taraflar da var. Yani çok küçük yaşta 14 yaşında evlenen biri bir kadın erkek ilişkilerini yorumlayamaz. Aile kavramını yorumlayamaz. Çocuk doğurduğunda o çocuğun nasıl bir ailede büyümesi gerektiğini yorumlayamaz. Ama evet. Yetişkin olduktan sonra artık belli bir yaştan sonra muhakeme yeteneğimiz var ya akıl evet. irade. Artık bu sorumlulukların bilincinde oluruz. Benim hayatımı analığım mahvetti dediniz. biliyorsunuz ki bazen hani ikinci anneye, üvey anneye analık deriz. O şimdi telefon hattında ve söz hakkını kullanmak istiyor. Ben kendim bu konuda hani benimle ilgili suçlamalarda bulundu. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum dedi. Hoş geldiniz canlı yayına. Alo. Merhaba. Merhabalar. Baba mı anne mi? Ben analığıyım. Ha analığısınız peki buyurun evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esra Hanım ben Seval'e şunu sormak istiyorum. Tabii. Ben ona yalvarırken oku, hemşire ol, evlenme derken ben evlenirim dediği zaman şimdi neden beni suçluyor? Sizi hemşire olmanız konusunda yönlendirdi mi? İlk hemşirelik mesleğini aklınıza sokan üvey anneniz miydi? Tamam yaptı. Ben eyvallah bir şey demiyorum. Oku der miydi? Bak, evet dedi eyvallah ben bir şey demiyorum. Ama her zaman mesela ben okuldan gelsem şura temizlenecek. Burayı temizle, şunu yap, bunu yap, bunu et. Yapacağım. Ben her zaman arka planda kaldım. Evlenmek istiyorum dediğinizde. Ben evlenmek istiyorum demedim. Ben 14 yaşındayken okuldan Esra abla ortaokuldan çıkınca boynuma bir altın taktılar. Halayın oğlundan nişanladın. Annesiyle ikisi yaptılar. Buyurun. Babamla annesi yaptı. Tamam analığım yapmadı. Sonra analığım aklına da girdiler. Analığımla yapmadı. Ben eyvallah ben sadece bir şey demiyorum peki, ona. Peki ben onu evlendiren değil tam tersi eğitime okumaya bir altın bileziği olsun bir mesleği olsun diye yönlendiren kişiydim diyordunuz. Aklımı devam edin lütfen. Ben ona asla evlendim. Ben babasıyla evlendiğimde o 13 yaşında bir kızdı. Hı hı.
13 yaşındaydı ben babasıyla evlendiğimde. Hı hı. Onu okula gönderiyordum. Okula gitmiyordu. Okul sürekli okulu kaytarıyordu. Ortaokulu bitirmedi. Acaba hocam, neden bitirmedi. Kaytarıyordun ki? Bitirmedi. Onu da biliyor musun? Abisinin evine gidiyordu. Kızlarla geziyordu. Yani ele avuca sığmayan bir adamlarla geziyor demedin. O yaşlar böyle kontrolün yitirildiği yaşlardı. Hakkımı asla helal etmiyorum. Peki o dönemde sana koca bulduk hadi senin başını bağlayalım dediniz mi? Hayır asla. Ben hayır asla o demedi kesinlikle değildim. Annesi dedi. 14 yaşında. Babamla annesi dedi hocam. Babamla evet, bir dinleyebilir annesi miyim? Dedi. Bir dinleyebilir miyim? Evet. Benim annem hiçbir zaman için karışmadı. Aha. Babası bir başkasının lafıyla asla yönlenecek adam değildi. Aha, belli. Kendi düşüncesini ise onu hayatı, yapardı. Çocukların hayatını söndürdün be. 11 evladın 11'ini de ayırdın. Şimdi kendi, çıkmışın konuş. Baba mı evlendi? Çünkü buna baş veremediler. Ya Seval siz kalası, haklısınız. Seval doğru. Sudan çıkmış ben buna aşk başlı. Bir tek sen doğru. Herkes yalancı. Evet. Asla ben okumam. Elin iyi içinden. Adamım ben adam bak buradayım. Adam daha iyiymiş dedi. Halasının oğlunu kendi isteğiyle aldı. Kimse vermedi onu. Aha belli. 14 yaşında mıydı? Doğru durmadı. Çocuk orada nasıl isteğimle aldıysam. İşte birileriyle görüşmeydi şuydu buydu koca yakaladı. Üçüncü çocuğu kabul etmedi kocası benden değil dedi. Hı hı. Bu doğum yaptı. 3 gün sonra mı yalan o kaç gün sonra olduğunu bilmiyorum. Büyük abisi muhtardı. Büyük abisiyle beraber yurda vermişler. 3 gün sonra da evlatlık vermişler. 3 gün sonra da evlatlık. Ama şimdi bak sen çok önemli ve ağır bir şey söyledin. Ben bile hiç tanımadığım birine karşı bir öfke duydum. Dedim ki yani nasıl böyle bir şeydir ki 14 yaşındaki kızı gelin ederler. Senin karşında kızım oku, kızım okula git, kızım hemşire ol, kızım evlenme diyen... Aslında senin hayatını yönlendiren bir rol model varmış. Gitesin. Yani Allah sorumlu ben tuttuğun... Ben inanmıyorum size. Hayır. Siz inanın. Ama siz ama sen söyledin. Evet tamam, bana oku Esra oku dedin, hemşire söyledi, hemşire ben, dedin. Söyledi kurban oldum ben söylemedi demem. Hakkını asla yemiyorum. Siz tamam. Ne dediniz? Doğru söyledi bak. Analımla birlikte bak. Tamam söyledi. Ama yap, ondan sonra annesinin ağzına baktı. Babamın lafına baktı. Babama da ben hı-hı gelene kadar dimdik ayakta beklesin babam. Hı-hı. Dimdik beklesin. Dimdik ayakta beni beklesin. Asla hakkımı helal etmiyor bana. Ağlamayacağım da ben bu konularda konuşmak istemiyorum. Anladım. Hayatım benim hayatımdır. Ben anlaşmalı boşanma istiyorum. Anladım. Boşanmak istemiyorsam bitti. Bak Esra abla ben çıkacağım. Lütfen tamam. Sana rica ediyorum. Ben fazla tamam. Konuşmak istemiyorum. Benim o hayatım zaman, benim bak, hayatımdır. Şunu, Seval tabii ki senin hayatın ama... hayatımızla ilgili kararları alırken nerede doğru nerede yanlış ben yapıyoruz yanlış diye yaptım, Esra abla, sorgulayabiliriz. Yapmadım demiyorum yaptım. Bundan 30 yaşından ama önce tek taraflı hatta, görmeyin. Hayır tek taraf ben hiçbir şeye tek taraflı bakmam. İnsanoğludur bak şaşar beşer hata da yapar. Yaşadığı acı deneyimlerden bir evet. Tecrübe elde eder. Evet. Kimi davranışlarını alışkanlık hale getirir. Şimdi şöyle bakıyorum. Şimdi 30 yaşına kadar 30 yaşının altında benim yaptığımız şeyler, Esra abla 30 ya. Yaşının altında yaptığımız şimdi ve yaşadığımız deneyimler, tamam mı? Gençliktir, cahilliktir, eğitimsizlik, bunu belli kalıplara sokup belli cevaplar verebiliriz. Ama artık 30 yaşından sonra ne olursa olsun bu dünyada yaşıyorsan, işte sevgi görmediğim için dışarıdan biraz çocuk aradım Esra dünyaya abla. Getirdiysen, az çok bir şeylerin farkındaysan, artık şimdi okumayı çocukların ödevlerini yaptırırken de okuma yazma öğreniyorsun. Aynen. Çocuklarla beraber de öğreniyorsun. Çocuklarla beraber yeni bir dünyaydı. Artık belli bir yaştan sonra idrak ederiz tamam mı? Evet. Neyi nasıl yapmalıyım? Nasıl davranmalıyım? Ben böyle davranırsam bırak seni. Evet. Sen artık kendine karşı değil, çocuklarına da karşı sorumlusun. Evet. Benim bu yapacağım davranış benim çocuklarıma nasıl yansır? Bunlar ondan nasıl etkilenir? Onların hayatını nasıl düzenlemeli? Yani bu çok ağır bir gitmedim. Şey. Bak ben size söyleyeyim bak sonra kaçarak gitme. Bak Soner'e kaçarak gitmedi. Ben ailemi aradım. Ailemi aradım. Ben dedim geleyim dedim. Bak dedim sorunumu olmuyor. Biliyorsunuz. Olmuyor. Bak benim nasıl olduğumu biliyorsunuz dedim. Onlar da illaki kendi haklarında gelinleri var, şeyleri var. Kabul etmediler. En son ben Soner'e gittim. Hayır Esra yalan konuşuyor. Bak kayıtı var burada ses kaydı. Git ablanın yanına dedim. Tamam boşanacaksın. Boşan dedim. Git ablanın yanına dedim. Tamam ablası ben arasın. Ablamın yanına gidecektim. Ablası arasın. Gel dedi. Gel, ayağına gitti. Ayağına yalvarmaya. O gün konuşuldu mu bu? Tamam Soner'in yanına gitti. Soner'in yanına ablası. Ablam mı geldi buna? Evet geldi yanına. Bana. Hayır istemiyorum dedim.
İstemiyorum çünkü sizlerin beni rezil edeceğinizi biliyorum. İstemiyorum dedim. Siz yolunuza ben yolunuza. Ben uzatmak istemiyorum Esra abla. Bak yine de söylüyorum. Benim hayatım, benim hayatım, onun hayatı, onun hayatı. Ya sizin hayatınız, sizin hayatınız. Çocukların hayatı kimin hayatı? Benim hayatım, ben bakacağım. Hayır. Ya, sizin 14 yaşındayken yaptığınız bütün sorumluluğu ailenizindir. Çünkü çocuğun evlilik konusunda bir iradesi bakılmaz. Ama şu anda siz diyorsunuz ki ikinci deneyimi yapmışsınız evlilik içerisinde ve çocuklar neredeyse reşit olmaya yaklaşmış 13 yaşındaki çocuğa okulda öğrenilmez aile kavramı ya da değer yargıları. Anneden öğrenilir, babadan aile kavramı ailede öğrenilir. Siz diyorsunuz ki ben çocuklarıma sevgilime gidiyorum dedin. Ya o çocuğu nasıl evlilik kurumuna alıştıracaksınız? Nasıl yarın öbür gün diyeceksin ki kızım ben seni telli duvaklı gelin yapayım? Çünkü öyle annesi evliyken sosyal medyada biriyle evlenmiş. Onun bütün algısını, en yakınındaki güven duygusunu yerle yeksan ediyorsunuz. Yapmayın bunu. Çocuklarım kendinize çok de yapmayın. O çocuklara da yapmayın. Size muhtaç onlar ya. Siz nasıl 14 yaşında size yol gösterecek birine muhtaçsanız 14 yaşında Seval şimdi o çocuklar sana muhtaç. Şimdi o çocuklar da diyecek ki ben 14 yaşındaydım annem kaçta gitti. Sen şimdi anlat kendini anlatabilirsen. Delilde yani, ellerinde ispat var. Anlatabilir misin? Anlatamam. Sen şimdi çocuklara bu saatten sonra oku diyebilir misin? Yani. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Ya da biri sen gittikten sonra çok Ahmet Bey pardon. Şimdi mesela başa saralım. Sen gittikten sonra büyük 13 yaşındaki kız mı erkek mi bilmiyorum. 14'üne geldiğinde 14'ü 15'ine geldiğinde evlendirelim dese biri. Yani. Diyebilir değil mi? Evet. Yani sen şimdi birdin, düşünsene seninle beraber 4 insan oldunuz siz. Aynen. Aynı hayatı yaşayan. Hayata o yüzden çocukların gözünden bakmak lazım. Yani bu çok ağır bir sorumluluk. Ben suçluyum tabii ki. Hayır, ben bak, bir şey demiyorum. Suç da değil Seval. Bu çok ağır kabul bir sorumluluk. Ediyorum. Yani bu sefer bırakıyorsun kendin için yaşamayı ya. Onlar için yaşıyorsun. Esra şimdi Hanım, efendim Ahmet Bey. Diyor ya ben sevgi görmedim, sevgi görmedim. Bu ilk geldiği zaman bana... Buna ben şöyle sevmek için elimi kaldırsam kaçıyordu. Bu artık öbür tarafta ne yaşadı bilmiyorum. Ben bunu sevgimi vere vere bu hale getirdim. Bu böyle bir insan değildi. Misafir gelse ayağa kalkıyordu. Bu hazır orada duruyordu böyle. Çocuk gelsin. Çocuk evet misafir olarak. Çocuk gelsin böyle hazır orada duruyordu. Böyle bir insan bu. Ahmet Bey sevgi böyle sadece bir taraftan verilecek böyle ben yani sevgi görmedim diye şey ben, ona, bu çok... ben ona her sevgimi verdim. Hayır, her şeyimi çok verdim. Çok karşılıklıdır yani ne verdiğine bakarsın. Şimdi sen ona sevgi verirken yalansa, o telefonla desin, ilgilenirse söylesin. Almaz o sevgiyi. Yalansa yalan desin söylesin yani.